Günaydın, iyi sabahlar. Gündemle karşınızdayız bu sabahta. Küresel borsalarda satış havasının etkili olduğunu görüyoruz. İngiltere'nin erken seçim kararı bunda ne derece etkili? Bir taraftan ilk çeyrek şirket kârları tahminlerin geride kaldığını görüyoruz. Diğer taraftan dolarda bir düşüş hareketi var. Altın ne yapacak? Tüm bunların detayı piyasa analizimizde. Bu programda Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu ile yatırım ortamını, Trump'ın Türkiye'ye bakışını, Türk-Rus ilişkilerindeki iyileşmenin Amerika'yı nasıl etkilediğini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Ben Elif Saygıdeğer. Ekonomi 7/24 başlıyor. Ve öne çıkan ekonomi haberleri diyelim şimdi. Asrın rüyası gerçek oluyor. Bir kuşak bir yol adlı modern İpek yolu projesi hayata geçiyor. Çin Devlet Başkanı Jinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesine davet etti. İpek yolu güzergahında bulunan 65 ülke, devlet ve hükümet başkanı 14-15 Mayıs'ta Pekin'de buluşuyor. Çin bu proje için İpek yolu ekonomik kuşağı fonu kurdu ve bu fona 40 milyar dolar kaynak sağladı. 50 milyar dolar yatırımla Asya Altyapı Yatırım Bankası'nı da kurdu. Türkiye'de bu bankada kurucu üye olarak yer alıyor. Marmara, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü, Tiflis, Kars ve Edirne-Kars Demiryolu projeleri modern İpek yolunun ortak koridorunu oluşturuyor. 11 Nisan'da Türkiye'nin 2017 ve 2018 büyüme tahminini yukarı revize eden Moody's'ten sonra Fitch'ten de olumlu bir rapor geldi. Uluslararası Kredi Kuruluşu, anayasa referandumunun ekonomik reformlara olanak sağlayacağını açıkladı. Fitch'e göre böyle bir adım kredi notu için pozitif etki meydana getirecek. 2019 yılının sonuna kadar seçime gidilmeyecek olması, ekonominin politik gündemine geri dönmesini sağlayacak. Fitch'in bu açıklaması üzerine hisse senetleri atağa kalkarken Türk lirası değer kazandı. Ocak ayında Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyesinin bir kademe altına çeken Fitch, kredi notunu 21 Temmuz'da yeniden gözden geçirecek. ABD Başkanı Donald Trump bu defa ülkesinde çalışan vasıflı yabancı işçilere kafayı taktı gibi. Bu işçilere ülkede çalışma hakkı tanıyan H-1B programını kısıtlayan kararname çıkarılmış oldu. Trump, Amerikan malı al, Amerikan işçisi çalıştır başlıklı kararnameyi Wisconsin eyaletindeki bir fabrikada düzenlenen etkinlikte imzaladı. Trump, atılan bu adımın ABD menşeli ürünlerin kullanımını teşvik edeceğini ve üretim için Amerikalı işçilerin ise alınmasını garantileyeceğini söylüyor. Ancak uzmanlar Amerika'ya her yıl 85 bin civarında yabancı vasıflı işçinin geldiğine dikkat çekti. H-1B programının kısıtlanmasının başta teknoloji ve sağlık hizmetleri olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Son yıllarda uluslararası piyasalarda çok hızlı yükselen dolarda algı değişiyor. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, Euro, İngiliz sterlini ve Çin Yuan'la karşı dolar satın alma tavsiyesinden vazgeçti. Peki dolar neden gözden düştü? Küresel büyüme hızı Amerika'yı solladı. Trump güçlü dolar bir yandan istemiyor. Fed üyeleri şahin açıklamalardan vazgeçmiş gibi görünüyor. Fed'in Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere bu yıl iki kere daha faizleri arttıracağını öngören Goldman Sachs, yatırımcılarına 12 ay süreyle dolardan uzak durun diyor. İngiltere Başbakanı Theresa May sürpriz bir şekilde 8 Haziran'da erken genel seçime gidiyoruz dedi. Avrupa Birliği ile Brexit müzakerelerine güçlü girmek isteyen May bugün parlamentonun alt kanadı avam kamerasına teklifi sunacak. Erken seçimin yapılabilmesi için 650 üyeli avam kamerasında 3'te 2 çoğunluğun yani 434 milletvekilinin onay vermesi gerekiyor. May'in liderlik ettiği Muhafazakar Parti'nin 330 milletvekili var ancak 229 milletvekiline sahip ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de teklifi memnuniyetle karşıladıklarını bir yandan açıkladı. Kararın ardından sterlin dolar karşısında değer kazanırken Londra borsası %2.4 kayıpla kapandı.
Evet, insanlar su bulmak için tarih boyunca hep toprağa deşerlerdi aslında ama günümüzde artık havadan da su elde edilebiliyor. Bir İsrail firması dünyanın susuzluğunu giderecek bir makine icat etti. Bu makine havadaki nemi kullanarak su elde ediyor. Yani havayı alıyor, içindeki nemi ayırıyor, su olarak size geri veriyor, içilecek su olarak. Müthiş bir şey tabii. Düşünsenize, çölün ortasındasınız ve susuzluktan bir yandan kıvranıyorsunuz, basıyorsunuz düğmeye, şırıl şırıl sular akıyor. Peki çölde elektriği nereden bulacağız diye düşünebilirsiniz. Firma bunu da tabii ki düşünmüş. Makine batarya ile de çalışabiliyor. 1 kilowatt saat enerjiyle, yani 31 kuruş harcanarak 4 litre içme suyu elde ediliyor. Cihazın seri üretimine yıl sonunda başlanacak. Günaydın, iyi sabahlar. Ben Elif Saygıdeğer. Türk lirası değer kazanıyor. Hemen bir kısaca göz atalım şimdi. Yaşam felsefesi ise verdiğiniz kadar varsınız. Neler yaptığınız bizim için çok önemli. Küresel borsalarda yön aşağı döndü. İngiltere'nin erken seçime gitmesi Avrupa'da olumsuz algılandı. Amerika'da yatırım bankalarının ilk çeyrek kârları beklentilerin altında kaldı. Wall Street eksi kapandı. Bu sabah Asya'da da yön aşağıyı gösteriyor. Dolardaki kayıplar artıyor. Altın yukarıda tutulmayı sürdürüyor. Bugün Euro bölgesinde Mart ayı tüketici fiyat endeksi rakamlarını istiyor olacağız. Amerika'da Fed'in 5 kitap raporu açıklanacak. Avrupa'da seçim kervanına İngiltere'de katıldı. Sürpriz erken seçim kararı sterline değer kazandırdı, borsaları olumsuz etkiledi. ABD'de Mart ayında imalat sanayi üretimi 0.4 düşerek hayal kırıklığı meydana getirdi. Konut başlangıçları da 4 ayın en düşük seviyesine indi. Fransa'da pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda AB karşıtı Le Pen yarışı önde götürüyor. Şu anda Le Pen'in ikinci turu geçemeyeceği öngörülüyor ama uzmanlara göre Le Pen riski piyasa tarafından hafife alınıyor. Uluslararası kredi kuruluşu Fitch, referandumun sonrası ekonomik reformların gerçekleşmesinin kredi notuna pozitif yansıyacağını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu da mühürsüz oy pusulaları ve zarflarla ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Referandumla ilgili ortaya atılan iptal iddialarının ortadan kalkması Borsa İstanbul'u çok olumlu etkiledi. Yılın ilk çeyreğinde yüksek kar açıklayan bankalar yoğun talep gördü. 91.400 düzeyinde güne başlayacak olan Ulusal 100 Endeksinde ilk hedef 92.000 seviyesini aşmak. Bunu başarırsa 93.500 zirvesi test edilecek. Goldman Sachs'ın yatırımcılarına dolardan uzak durmalarını tavsiye etmesi Euro'yu atağa kaldırdı. Yurt içinde 16 Nisan sonrası gündem ekonomiye döndü. Ülkeye yurt dışından fon girişi artıyor. Dolar güne 3.65 TL ile başlıyor, Euro ise 3.92 TL'de. Döviz sepetinin 3.78 TL'ye düşmesi fon girişinin arttığını haber veriyor. Yerli yatırımcılar ise dövizde satıcı konumuna geçmiş durumda. Teknik olarak dolar 3.65 TL'de tutunamazsa 3.60-3.62 TL aralığına inecek. Belirsizlikten kaçan yatırımcılar güvenli limana sığınıyor. ABD'de 10 yıllık tahvile yoğun alım geldi. Faizler 2.18 düzeyine indi. Altın onsu 1286 dolarda tutunmayı sürdürüyor. Kapalı çarşıda 24 ayak külçe altının gramı günün ilk yarısına 152 lira 40 kuruşta başlıyor, altında yön TL olarak aşağıyı gösteriyor.
Evet, bu sabah şimdi hemen bir gazetelerimize bakalım. Gazetelerde seçtiğimiz sayfalarda hangi haberler öne çıkıyor diyelim ve ilk gazetemizle başlayalım. Akşam gazetesi. Akşam gazetesinden seçtiğimiz sayfayla başlıyoruz. ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu. Beraber yapacağımız birçok önemli iş var. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içinde olacağını söyledi. Dostluğumuzu önemsiyorum diye konuştu. Suriye'de sessiz kalamayız. Güçlü işbirliği mesajı verildi bu telefon konuşmasında deniyor ve detaylar anlatılıyor haberde. 23 yılda 12 seçim zaferi Erdoğan 1994'ten bu yana 1 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 4'ü milletvekili, 3'ü yerel seçim, 3'ü referandum ve 1'i de Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 12 seçimin tamamında zafere çıktı deniyor haberin detaylarında. Ve Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sabah gazetesine bakalım bu sabah. 450 milyarlık yatırım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş öncesi güçlü büyümeyi yakalamaya yönelik adımlar hızlanacak. 2 yıl içinde yapılacak 450 milyar liralık yatırım için istihdam teşvikinden varlık fonuna kadar birçok adım atılacak. Ekonomi bir numaralı gündem deniyor. Referandumun enerjisi hiç düşmedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla 16 Nisan referandumunda teyakkuza geçen elektrik dağıtım firmaları ülke genelinde herhangi bir kesintiye mahal vermeden süreci başarıyla tamamladı deniyor. Evet, diğer gazetemiz Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Rusya'ya domates çıkarması. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığındaki heyet Rusya'nın ekonomik tedbirleri kaldırmasını ele almak üzere dün Moskova'ya gitti. Aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de bulunduğu Türk heyeti Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç ile görüşecek deniyor. Maliye 30 Eylül'e kadar uzatılan vergi indirimlerinin karnesini çıkardı. Mobilyaya yansıdı. Beyaz eşya sıkıntılı. Maliye Bakanlığı 30 Eylül'e kadar uzatılan vergi indirimlerinin karnesini çıkardı. Buna göre hükümetin teşvikleri mobilya fiyatlarına indirim olarak yansırken beyaz eşyada ise durum karışık. Vergi indirimlerine rağmen buzdolabı fiyatları artarken bir tek bulaşık makinesi ve fırınlı ocakta indirim gerçekleşti. Ve bu sabahki son gazetemiz Vatan Gazetesi'ne bakalım. Türk bankacılık sektörü bölgeye göre daha cazip. Credit Suisse yayınladığı raporda Türk bankalarının bölgesel benzerlerine göre daha cazip olduğunu belirtti. Türk bankalarının kar artış hızının piyasanın dikkatinden kaçtığını vurguladı. Fiyat hedeflerini %20 arttırdı Credit Suisse deniyor. Torpido fırlatmaya hazır Aselsan'ın denizaltı savunmasına yönelik geliştirdiği hafif torpido ilk kez sergilenecek. Hafif torpido su üstü gemilerinin kovanlarından helikopter ve deniz karakol uçaklarından atılabilecek deniyor. Helikopterden atılabilecek denmiş ve detayları verilmiş haberde. 5,5 milyon çek kare kodlandı. Kare kodlu çek sayısı 5,5 milyona ulaştı. Vatandaşlara artık kare kodsuz çek almamalarını söyleyen Bakan Tüfekçi bankaları da sicil affını dikkate almaları konusunda uyardı. Evet, bu sabah gazetelerimiz böyle. Defterdarlık elektrik teknisyeniydi. Valilik emrinde çalışıyordu. Ve aynı zamanda da bu işleri daktilo hesap makine tamir ederdim bankalara. Derken bilgisayar çıktı. Bilgisayar çıkınca o işler de bitti. Bu sefer ben bu elektrikli ev aletlerine döndüm ve bunları yapmaya başladım. Burada da şöyle böyle hep uzun müddettir devam ediyorum öyle. Neden bırakmadım? Eşim öldü, 19 sene oldu. Evde de sıkılıyorum, oturamıyorum. Ve geliyorum burada vatandaşa bir yardımcı olmak, yani bir hizmet vermiş olmak için çalışıyorum. Yapıyorum bir şeyler.
Evet, bugünkü konuğumuz Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Sayın Uğur Terzioğlu. Konsey Amerikalı yatırımcıları bilgilendirerek Türkiye'ye çekmeye çalışan bir kuruluş. Kendisi bu yeni kurumun bir yıl içinde hangi adımları attığını bize anlatacak ve tabii ki konuşacağız. Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu'yla yeni dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerini. Hoş geldiniz programımıza Uğur Bey. Nasılsınız? İyisiniz. Şimdi... referandum sonrasında öncelikle sıcak haberle başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump'ın Sayın Erdoğan'ı tebrik etmesi haberleri basında yer alıyor. Tabii bunu nasıl görmek, nasıl okumak lazım? Bir yandan da Beyaz Saray Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramasının referandumu kabul anlamına gelmeyeceği yönünde de bir açıklama yapma gereği duydu. Tüm bu öncelikle telefon trafiğini ve referandum sonrası acaba Türk-Amerikan ilişkileri nasıl gelişir noktasını nasıl görürsünüz, nasıl anlatırsınız bizim için? Şimdi tabii Amerika Cumhurbaşkanı kendi inisiyatifiyle telefonu talimat veriyor. Arıyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile gayet rahatlıkla konuşuyor ve kutlamalarını veriyor. Bunun yanı sıra Beyaz Saray'daki yorumcu arkadaşlar, danışmanlar kendilerine göre politikadan ayırmak istiyorlar Beyaz Saray'ı. Onun için de diyorlar ki yani biz bunu onayladık değil, biz kutladık. Biraz İngilizce tercümesinde o var. Yani işin onaylamadık demiyor, onayladık da demiyor, biz kutladık diyor, o kadar. Cumhurbaşkanı kutlama yaptı diyor. O bakımdan onun üzerinde fazla durmanın bence şeyi yok yani. Onun altında ne var diye aramanın manası hiç yok bence. Önemli olan Sayın Trump'ın Cumhurbaşkanımızı araması. Ve ararken de hani diğer başkanların gibi tebrik ederiz, hayırlı olsun deyip kapatması değil. Diyor ki Irak'ta, Suriye'de ve PKK terörüne karşı beraber hareket edeceğiz bundan sonra. Evet. Daha çok konuşacağız diyor ve Amerika'ya geldiğinde de daha derinlemesine konuşuruz diyor. Şimdi bunlar Trump'ın alışa gelmemiş bir tarzdaki konuşma şekli. Daha samimi konuşması. Trump'ın mı? Bir Amerikan başkanının. Bir Amerikan başkanı diyor. Obama da konuşuyordu böyle samimi ama yapmıyordu. Şimdi bu adam konuşuyor ve yapıyor. İşin güzel tarafı o. Ve bu da aslında eski Amerikan yönetim tarzına pek uymuyor. Belki de ondan düzeltiyor Beyaz Saray. Az önce dediniz ya. Olabilir, olabilir. Tabii biz senelerle alıştık Amerika'da bazı şeyleri öyle duyup sonra böyle olmasına ama Amerikan Cumhurbaşkanları da benim hatırladığım en şey takdir ettiğim sevgili dostum Ronald Reagan'dı. O bambaşka söylediğini 24 saat, 48 saat, bir sene hep o lafın arkasında dururdu. Ve Amerikan biliyorsunuz ekonomisini şahlandıran bir cumhurbaşkanıydı. Onun mirasını 12 sene ondan sonra gelen cumhurbaşkanları kullandılar. Hala da onun etkileri var, devam ediyor. Şimdi Trump'ın bu telefon konuşması bence çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı da... başka bir toplantı vesilesiyle Amerika'ya gidecekler. Mayıs ayında gittikleri zaman Trump'la da uzun boylu konuşacaklar. Tabii yüzbe yüz konuşma bambaşka. Unutmayalım ki Trump bir iş adamı. Meseleleri daha iyi etüt edebiliyor. Yani bir valilikten gelme bir cumhurbaşkanı işin bürokratik tarafına bakıyor. Benim elimdeki ölçüler bunlar deyip gidiyor. Bu öyle yapmıyor. Bu doğrusu nedir onu bulmaya çalışıyor. Amerika için ne faydalıdır bakıyor. Amerika'nın dostları kimlerdir diye bakıyor. Bu lafları çok es geçtik hep. Birkaç defa tekrar etti. Amerika'nın yakın dostları diye bahsediyor Türkiye'den. Bunu bizim basın da pek üzerinde durmadı. Yani... Nedense geçiştirildi bunlar bu referandum esnasında. Esasında Trump Türkiye'ye çok önem veriyor. Ve önem verdiğini de görüyoruz. Nasıl kendisi gelemedi, seyahat etmedi zaten hiçbir yere de. İlk gönderdiği
başkan yardımcısı oldu. Arkadan Milli İstihbarat Başkanı'nı gönderdi. Arkadan CIA Başkanı'nı gönderdi. Gönderdi. Milli Savunma Bakanı'nı gönderdi. Dışişleri Bakanı'nı gönderdi. Ya bütün Amerikan hükümeti geldi buraya. Çok güzel bir şey bu. Hı hı. Yani bu hiç alışılmamış bir şey. Eskiden neydi? Obama ilk geldiğinde kendisi geldi. Ondan evet. Sonra bir kopukluk oldu. Jest böyle bir mesafe gitti. Öyle. Yok işte yeni bir sistem kuracağız. Yok tercihli iktisat yapacağız. Bilmem ne yapacağız hikayeleriyle. 8 sene geçti gitti. Ne ihracat arttı ne bir şey oldu. Şimdi ekonomiye geldiğimiz zaman orası da biraz daha konuşuruz ekonominin şeyini. Tabii bizim görevimiz nedir? Biz politikanın dışında Amerikan-Türk iş birliğinin ne işler doğurabilir, ne işler yaratabilir ondayız. Hı hı. Ve Amerikalılar Türkiye'de bir yatırıma geldikleri zaman onlara yol göstermek, ihtiyaçlarını karşılamak, yani merak ettikleri şeylerin cevaplarını doğru olarak vermek. Bizim Türk iş adamları Amerika'ya gittikleri zaman bize danışırlarsa ve Amerika'daki avukatların her zaman söylediği şu, Türk iş adamları Amerika'ya gittikleri zaman bir iş yapmaya kalkarlarsa ne olur ve lütfen yapacakları anlaşmaları bir avukattan onaylatsınlar. Sonradan bu iş 1000 dolara yapılırsa, lafın gelişi, hı hı, sonradan 100.000 dolara temizleyemezler. Ama bizde gidiyorlar, ben okudum diyor iş adamı, tamammış bu mukavele diyor, hı hı, imzalıyor. Bir sene sonra bakıyorlar ki, olmamış, yanlış bir şey var burada. Amerikan kanunlarına göre yanlış anlamışsın sen arkadaş diyoruz. Artık şimdi yavaş yavaş Türk iş adamları da Amerika'daki Türkçe bilen avukatlarla, Türk avukatlarımız var Amerika'da da, hı hı, onlarla teşkil mesai edip daha verimli mukavelleri yaratmaya bakıyorlar. Peki burada hacim arttı mı? Hacim artacak mı? Türkiye ve Amerikalı iş adamları arasındaki bağlantılar, ortaklıklar, Amerikalı yatırımcıların Türkiye'ye gelebilme potansiyelleri şu anda nasıl bir artış bekliyor musunuz? Soru işaretleriyle birlikte alalım. Yani mesela çekinceleri nedir? Pozitif baktıkları noktalar nedir? Şimdi Elif Hanım, şöyle bakalım. Bizim hükümetimizde, Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Başbakan da komşu devletlerden birine diyor ki ticaretimizi arttıralım. Ama hiçbir zaman diyemiyor ki X devlete, komşuya, ben senden şu alacağım, şu malı şu kadar fazla alacağım. Diyemiyor çünkü o almıyor ki, iş adamı alıyor. Ben bir toplantıda Amerika'da bunu kendim duydum. Amerikan Cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye'den işte bol miktarda tekstil maddesi alın. Tekstil yapımı yapılmış emtia alın. Evet. Bir iş adamı da cevap veriyor ona. Çek yazacak mısın diyor. Ben alacağım onu diyor. Sen değil. Şimdi devlet adamları veya devletler teorileri korurlar. Kanunları kolaylaştırırlar. Yanlışlıkla yapılan vergileri indirirler veya onları daha normal hale getirirler. Ondan sonrası iş adamlarına girer. Şimdi Türkiye'de çok güzel bir kuruluş var, TİM diye, İhracatçılar Birliği. Hı hı. Allah razı olsun diyorum ben. Çünkü 20 milyon dolarlık Türkiye'nin genel ihracatını 150 milyar dolara çıkarttılar. Pardon, 20 milyar dolarlık ihracatı. Hı hı. Biz bir zamanları 4 milyar, 5 milyar dolardan bahsediyorduk. Ben yaşadım onu. Ama şimdi 150'lerden 150, hatta bu sene bile kötü bir sene diye geçtik geçen seneyi. 153-154'e doğru gidiyoruz. Amerika değişik bir ülke. Bakın Amerika'ya buradan uçak 12 saatte gidiyor. Veya 13 saatte gidiyor. Bir kargo uçağı 14-15 saatte gidiyor. Bir süratli kargo gemisi 3 haftada gidiyor. Bütün bunları hesaba alırsanız, malların vaktini ve zamanında siparişlerin teslimi için siz Türkiye'den malı oraya sevk etmekte büyük zaman kaybediyorsunuz veya büyük nakliye ödüyorsunuz. Bunun için de ne yapmış komşu ülkeler, Amerika'dan uzak ülkeler? Amerika'nın muhtelif yerlerinde transit depoları yapmışlar.
gümrüksüz depolar yapmışlar. Kendi kuruluşlarının emrinde olan depolar yapılmış. Bunu da Türk iş adamının yapacak hali yok. Bunu ancak devlet kuruluşumuz yapacak. Ve bunu da TİM adımını attı. İlk anlaşmayı bir Amerikan şirketiyle yaptı. 8 eyalette nasıl ticareti arttırırızın çalışmaları yapılmaya başladı şimdi. Bunu yani gayet yakinen biliyoruz. Çünkü bir tanesi bizim ağzımız. Anderson diye bir şirket. Reklamı olmasın. Ondan şimdi arkası da gelecek. Bu 8 eyalet, daha 5 eyalet daha olacak 20. Ama bütün işin özü Amerika'da muhtelif yerlerde Amerika'nın iş adamının ulaşabileceği, Amerika'da sizin iş adamına siparişini vaktinde verebileceğiniz, süratli verebileceğiniz bir noktaları yapmak, yani depoları yapmak. Buradan mermer mi ihraç ediyorsunuz, zeytinyağı mı ihraç ediyorsunuz? O depolara göndereceksiniz. Anında o depolarda anında gidecek. Bundan 4 sene evvel Chicago'da ticaret müsteşarlığında otururken bir ziyaretçi geldi. Tanışıyoruz, konuşuyoruz insanlarla. Adam ağlamaklık. Diyor ki ben 25 ton zeytinyağı sattım. Çok beğenildi. 250 ton sipariş verdiler. Sevindim. Hemen İzmir'e telefon ettim. 250 ton çok acele. 2 haftada yetiştirin dedim. Dediler ki 3 aydan evvel veremeyiz. Ve müşteriyi kaybettiğim gibi bir daha yüzüm olmadı adamlarla konuşmaya. Bir daha da zeytinyağının adını bile almıyorum. 3 aydan önce veremeyiz diyor. Yani oraya gitmesi 3 ayı teslimimiz. Vapurla gittiği zaman çünkü maliyeti var bir de bunun. Değil mi? 1 ay, 2 ay bazı süre, onun da maliyetleri var. Şimdi 2 ayda da gitse malın buradan hazırlanması, gitmesi, oraya bir varması orayı, dünyanın zamanı. Ama oradaki depolarınız olursa evet. Ve devletin kontrolündeki, devletin güvencesindeki depolar olursa buradaki iş adamı da ben malı sokağa gönderiyorum demeyecek. Devletin bir deposuna gönderecek. Devletin kontrolündeki depoya gönderecek ve dolayısıyla orada mal tevzihatı süratli olacak. Ben orada eğer zeytinyağı satıyorsam neredeyim? Chicago'da. Depo nerede? Michigan'da. Bir mail atacağım. Şu filanca adrese şunu gönderin. Gayet basit. Bir, iki günde gider mal. Yani sevkiyat süratlenmesi, siparişin verilmesi, teslimatı sürati çok önemli bizim bu. Mal ihracatımızı arttırır. Bir de hanımefendi hep belli kalemlerle gidiyorduk. Bir zamanları tekstil kotası vardı. 28 taneydi bu kota. Biz bunun 9 tanesini doldururduk. Geri kalan 19 tanesi kimse gitmez. Herkes bornoz satar. Herkes tişört satar. Herkes ama kimsenin aklına ne bileyim ben pijama satmak, bilmem iç bilmem ne satmak gelmez yani. Çünkü neden? Efendim bornozdan, havludan çok para kazanıyor. Herkes ona gider. Şimdi değişti. Değiştirmek lazım. Ne ihraç edeceğiz biz? Neyimiz var satacak? Bak neyimiz var? Otomobil satıyoruz şimdi. Teknoloji değil mi? Pentagon'a yedek parça satıyoruz şimdi. Zeytinyağı satmak aklımıza gelmezdi. Zeytinyağını ya Yunanistan'a satardık veya İtalya'ya satardık. Onlar da İtalyan veya Yunan zeytinyağı diye Amerika'ya satardı. Mermeri büyük taşlar halinde İtalya'ya gönderirdik. Ben Roma'da oturdum bilirim. Senelerle büyük büyük taşlar gelirdi. Orada kesilir, biçilir. Türkiye'ye gelir. İtalyan mermeri diye Amerika'ya giderdi. Şimdi gayet güzel her tarafta yapılıyor bunlar. Hele mesela ben Milaslı Muğla'da yatağında bir tesisler var mermer tesisleri. Amerika'da yok öyle modern tesisler. Ve muazzam ihracat yapıyorlar. Ama dediğim gibi stoğu yine Amerika'da yapması lazım. Siparişi alıp da kesti, biçti, vapura gönderdi, yükledi, gitti. Vapur var mı, yok mu? Bütün bunlar da... Yani şimdi ama böyle bir süreç başlıyor. Yani böyle Amerika'da başlıyor. Stoklamaya dönük benim depolama... Benim kısacası söylemek istediğim... Süreci başlıyor. Bu 20 milyar dolarlık karşılıklı ticaret anlaşmamızın ne kadarı? Maalesef %40'ı ihracat, %60'ı ithalat. O da neden oluyor? Doların ucuzlaması veya pahalanmasından oluyor. Dolar pahalıysa bizim ihracatımız
fazlalaşıyor. Dolar düşerse bizim ithalatımız bu sefer artıyor. Çok, çünkü çok ucuza geliyor. İşte tam bunu söyleyeceğim. Yani şimdi Başkan Trump'ın bir korumacı politikacı olduğunu biliyoruz. Evet. Ve şimdi yeni bazı kısıtlamalar da getirdi vasıflı işçilerin çalışmasıyla ilgili olarak. Yani diyor ki Amerikan malı alın, Amerikan işçisiyle çalışın. Şimdi böyle de bir mantık var. Güçlü dolar istemiyorum diyor. Faizlerin yukarısına gitmesini istemiyorum diyor. Böyle bir başkan, yani bir iş adamı mantığıyla ülkeyi tabii, yönetiyor. Tabii. Evet, yani sonuçta benim çıkarıma uygun herkes de dostumdur. Önce çıkarıma bakarım diyor. Tabii. Şimdi peki bu Türkiye'nin Amerika pazarına girmesi açısından bir engel teşkil eder mi? Etmez, etmez. Niçin etmez? Bu Trump'ın, Başkan Trump'ın bu teorisi 100 milyarlarla dolarlık iş yaptığı devletlerle ilgili. Bizimki dikkat ederseniz ufak 20 kalır. Milyar diyoruz. Bunun yüzde... Hadi diyelim ki 50-50, 10 milyar doları. 10 milyar doları bugün Michigan Belediyesi'nin herhalde aylık şeyidir. İthalatıdır veya ticaretidir. Kaliforniya eyaletine baktığınız zaman Kaliforniya eyaletinin senelik ithalatı Türkiye bütçesi kadar. Yani ama nüfusu da bir hayli yüksek yani. O da 80 milyara falan geliyor. Şimdi bütün hikaye Amerika'nın aldığı o önemli kararlar bunlar. Evet. Amerika için önemli kararlar. Bizi etkileyecek diye düşünmememiz lazım. Biz üstüne üstüne gitmemiz lazım. Çünkü Amerika'da Türk işçisi de var. Amerikan vatandaşı olmuş. Hı hı. Amerika'da en büyük vergiyi ödeyen 3 tane kuruluş var. Üçü de Türk. Yoğurt var. Amerikan ordusunun silahlarının kaplarını yapan şirket var. Hı hı. Var. Emniyetin bütün tabanca kılıflarını yapan şirket var. Var. Şimdi Obama ayrılmazdan evvel bu 3 tane büyük dev şirketin başkanlarını yemeğe davet etti. Hı hı. Ama başka bir ülkeden kimse yoktu. Sadece Türkiye'den geldi o 3 kişi. Hı hı. Çünkü hakikaten Türk iş adamı Amerika'da başarıya ulaştı mı çok güzel bir noktaya getiriyor. O bakımdan biz Obama'nın yaptığı bu söyleyişi veya bu kararlara saygı duyalım ama biz kendi yolumuzda kendi bildiğimizi değil doğru olanı doğru olana doğru gidelim. Evet. Şimdi ama önemli konular var. Şimdi Türkiye Amerika'nın stratejik bir ortağıdır. Evet. Ama tabii bazı konularda da gerginliklerimiz var. İşte bölgede PKK'ya destek vermeye devam ediyor olması, bizim Avrupa ile ilişkilerimiz, Batı ile ilişkilerimiz noktasındaki pardon, PKK'ya destek vermiyor yani Amerika. PKK uzantısı diyelim, onu düzeltelim. Tabii PKK uzantısı diyelim, YPG'ye destek veriyor olması. Şimdi yani bakıldığında bir Gülen iadesi konusu var. Halkbank Genel Müdür Yardımcısının Amerika'da tutuklu olması meseleleri var. Bunlar önümüzdeki süreçte stratejik ortağımız Amerika ile ilişkilerimizi zedeler mi? Beklentisi, iş dünyasının bakışı nasıl dersem neler söylersiniz? Şimdi tabii bir hissi tarafı var işin. Bir de realize olan tarafı var işin. Şimdi Amerika'daki kanunlar çok ortada. Amerika'da Cumhurbaşkanı ben bu adamı Amerika'dan ihraç ettim, bir daha istemiyorum diyemiyor. Ne yapıyor? FBI'ye söylüyor. FBI deport ediyor onu. Hı hı. Ama elindeki doneler belli. Ya vergi kaçakçılığı yapmış, ya para sahte para basmış. Onun da bile bir çeşitleri var. Sonunda bir mahkeme, federal mahkeme diyor ki bu vatandaş Amerika'da oturma izni olan bir vatandaş, Amerika'da yeşil kartı olan bir vatandaşı ben artık memleketimde istemiyorum diyor. Orada FETÖ'nün durumu bu. Bütün dosyaları veriyoruz. Tabii hükümet değişikliği oldu. Hı-hı. Seçime gittiler. Daha belki Adliye Bakanı Hanım tamam dedi, ben bakıyorum bu işe dedi. Bakmaya vakit kalmadı, seçime gitti, kaybetti, gitti. Şimdi yeni gelen bakıyor ama ne yapıyor? Ortada bir federal judge var, federal mahkeme var. Dikkat ederseniz Başkan Trump birisini tayin ediyor. Federal mahkeme diyor ki ben uygun bulmadım bu tayini diyor. Olmuyor. Onun için Cumhurbaşkanı her şeyi yapar diye bir kaide yok Amerika'da. Hı hı.
Yani başkanlık sisteminde başkan her şeyi yapar diye bir kaide yok. Bizde de bu yanlış anlaşılıyor. Bağımsız ve tek adam yargı diye gidiyoruz ortada. Evet. Amerika'da tek adam değil ki adam. Şimdi bunun dışında FETÖ meselesi bence bir 2-3 ay içinde hallolur. Ya ama ne yaptı? Tıraşlamaya başladılar bizim tabirimizde. Onun bir neden dolayısıyla Amerika'da ben yaşıyorum. Amerika'da yeşil kartım var. Amerika'da bir sivil toplum örgütüyüm. Mekteplerim var deyip güvencilik istemesiydi. Onu kaldırdılar. Birçok eyaletlerde iptal oldu. Artık Amerika'da polis normal bir vatandaşı nasıl koruyorsa o kadar koruyor onları. Fazla ileri gitmiyorlar. Bunun dışında 17 kişi, bilmem dikkat ettiniz mi gazetelerde, 17 tane insan tahkikata başladılar. O meşhur savcı, bu İranlı çocuğu tutuklayan. Ondan sonra biz de buradan biliriz, konuşmacı olarak gelen bir Amerikalı vardı. Hep ekonomik konuşmalar yapar. CIA'nin başkan yardımcısı, şimdi değil tabii. Ve birkaç kişi, 9 tane Amerikalı, 8 tane de Türk ve karışımı. Bunlar hakkında şimdi FBI tahkikat açtı Amerika'da. Bakalım ne olacak. Şimdi bütün bunlar varken o bankanın o genel müdür muavini kıymetli bir insan. Çok iyi yetişmiş bir arkadaş. Amerika'yı iyi bilen bir insan. Paşa paşa gidip geliyor Amerika'ya. Bir anda. Hiçbir şey söylemiyorlar. Ama birdenbire bu arkadaşın o İranlı çocukla, yani Türk, o da Türk olmuş şeyle, pasaportuyla, bir diyaloğu olduğunu, bir konuşmaları olduğunu tespitliyorlar. Bunu siz de biz de bilmiyoruz tabii, o konuşmaları nasıl tespitlendiğini. Ve dolayısıyla ilk gittiğinde ifadesini alıyorlar kısaca. Buyur diyorlar, git. Bir şey yapmıyorlar. Herhalde takip için bıraktılar yine. Ondan sonra yine bu Safiyane herhalde bir şeyler orada konuştu. Onun üzerine de çıkarken tutukluyorlar. Şimdi bu kolay değil yani. Bir devletin, demokrat bir devletin bir bankasının genel müdür muavinini tutuklamak için elde çok kuvvetli donelerin olması lazım. Bunu daha evvelki savcı o doneleri atmış. Onun devamını yapıyor. Onun bıraktığı muavin. Bence ilk duruşmada çıkar. Çünkü hakikaten kıymetli bir insan. Ben çok üzülüyorum onun için. Şahsi dostum değil ama bildiğim kadarıyla hakikaten Halk Bankası'nın içinde yetişmiş. Ve çok iyi biliyor Amerikan ilişkilerinde. Nasıl bu hatalara düşüldü? Fazla da bir şey konuşmayalım bu konuda. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için Uğur Bey. Sağ olun. Rica ederim. Rica gerçekten ederim. Geniş bir yelpazede Türk-Amerikan ilişkileri ve gündeme dair sorularımızı yanıtladınız. Şimdi neler konuştuk diye sizin manşetlerinize bir bakıp programı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu'nun manşetleri diyoruz şimdi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a PKK terörüne karşı işbirliği teklif etti. ABD Başkanı bir iş adamı olayların doğrusunu bularak karar veriyor dedi Uğur Terzioğlu. Başkan Trump Türkiye'ye çok büyük önem veriyor. Kendisi gelmedi ama CIA Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nı gönderdi. Türk iş adamları Amerikalı firmalarla iş yaparken mutlaka avukat desteği almalı. Devlet adamları teorileri ortaya koyar, iş adamları anlaşma yapar. Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacmi yıllık 20 milyar dolar. Amerika'ya mal satacak şirketlerin ABD eyaletlerinde depo tutması lazım, depolar oluşturması lazım dediniz. Türkiye'nin Amerika'ya sattığı ürünleri çeşitlendiriyoruz. Trump'ın korumacı politikası Türkiye'nin ihracatını olumsuz etkilemez. Türk iş adamları Amerika'da çok başarılı işler gerçekleştiriyor. Amerika'da FBI sınır dışı edilecek kişileri belirliyor. Ama FBI'nin suçlama yapması için sahte para, silah kaçakçılığı gibi suçlar gerekiyor. ABD FETÖ olayını
3 ay içerisinde çözecektir dedi kendi şahsi görüşü olarak. Halkbank Genel Müdür Yardımcısının Amerika'da tutuklanması için de çok güçlü delil gereklidir. Siz yine kendisinin de çıkacağını düşünüyorsunuz. Bu konudaki fikrinizi de verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Evet, yayın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yarın sabah 9.15'te yine karşınızdayız. Pir Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan benimle birlikte olacak. Sabah görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.